gelse demedim bir iki çift zar vardır diye. Alın işte. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım kardeş. Bakın. Bu başka koğuştan aldığım civası zar. Şimdi İbrahimikilerle beraber suya bırakacağım. Civalı olan çabuk dibe iner. Gördünüz mü? Şimdi diğer çifti deneyeceğim. Bakın, bunlar da civalı. Ben yine bir şey anlamadım kardeş. İki çift zar var, ikisi de civalı. Dur. Bak, burada kazandıracak sayılarda civa var. 6-5 gibi. Diğer çifte ise 1-2 gibi kaybettirecek sayılarda civa var. Barbut'ta oyuna başlayan zar üstünlüğü vardır. Evet. İbrahim de bu yüzden kimse şüphelenmesin diye zarları önce karşı tarafa veriyor atması için. Ama civalı zarlar. Aynen öyle. Karşı taraf kaybettikten sonra yerden zarlar alıyor. Sonra avucunun içindeki zarları, yani kazandıracak olan sayıları kendisi için atıyor. Peki abi, bu herif nasıl değiştiriyor bu zarları? Belli ki uzun süre çalışmış. Hem dikkat etseydiniz, zarları attıktan sonra bile hala avucunu tam açmadığını görebilirdiniz. Vay anasını be. Kardeş, keşke herif beni ütmeden önce diyeydin bunları be. Herif seni ütmeseydi bunları anlayamazdım ki. Abi, yanına kar mı kalacak yaptıkları bu ayı İbrahim'in? Kalmayacak elbet. Dur bakalım. Sabah ola, hayrola. Canım sıkılıyor lan. Yok mu benle zar atacak bir baba yiğit bu koğuşta? Milletin parasını üttüğün yetmedi mi? Gözün doysun be. Millet ütülmek istiyorsa kabahat bende mi? Canım sıkılıyor dedim. Yok mu bileğine güvenen biri? Var. Ama bir şartla. Kazanırsan herkesin parasını geri vereceğim. Şih, bari. Emrin olur paşam. Başka isteğin? Ne oldu? Ütülmekten mi korktun? Bak, burada 30 tane onluk var. Yani 300 lira. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Cemal. Sana benden bir kıyak. Ne de olsa acemisin. Al. Sen başla. Duvara. Kaybettin İbrahim. Hile var lan bu işte. Beni kimse zardan yenemez. Doğru. Yenemezdi. Tabii dün gece cebinden civalı zarları alıp temizlerini koyana kadar. Boş yarabbim. Vay hilebaz vay. Ne diyorsun lan sen? Sen düzenbazın alçağın tekisin diyorum İbrahim.